İyi akşamlar. İskele Sancak Gözel Yayını'na hoş geldiniz. Bursa'dan, daha doğrusu tarihi Bursa'dan karşınızdayız. Bu akşam İskele Sancak Özel Yayını'nda neredeyiz? Orhan Gazi Camii ve Bursa'nın sembollerinden bir diğer sembolü Ulu Cami'nin tam ortasından yine bir başka tarihi mekan Koza Han'ın önünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz Sağlık Bakanı ve Bursa AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Müezzinoğlu, Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. Sağlıklı yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bugün 19 Mayıs Gençlik Bayramı idi. Siz de bir gençlik yürüyüşüne katıldınız bu yayına gelmeden önce. Birkaç şey söylemek ister misiniz? Geride kaldı gerçi gün ama. Tabii henüz daha kalmadı. 12'ye bir 5-10 dakika var. Öncelikle tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tabii 19 Mayıs Cumhuriyet dönemimize ait önemli bir tarih. Bağımsızlık mücadelesinin başlama tarihi. Samsun'a Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkışı. Tabii orada önemli iki tane temel şey var. Oturan milletin ve gençlerin bilmesi gereken bana göre. Birincisi, çok zor koşullarda Mustafa Kemal millete güvenerek, inanarak özgüvenle bir mücadele veriyor. Çok zor koşullar. Yani her bir tarafından işgal edilmiş bir ülke. Ama milli iradeye inancın temel felsefesi var orada. Evet. Ve milletin önünde millete inanarak bir liderlik yolculuğu var. O nedenle gençlere söyleyeceğim iki tane cümle var. Birincisi, kendilerine inanmaları ve güvenmeleri ve milletinin değerleriyle birlikte yolculuk yapmaları. Bu milletin güçlü bir tarihi geçmişi var ve tarihi geleceğe taşımamız gereken değerleri var. Gençler bu değerleri ne kadar iyi bilirlerse ve milletle beraber ne kadar güçlü yolculuk yaparlarsa hem kendileri adına, hem aileleri adına, sevdiklerine adına, hem de ülke adına son derece katkı sağlamış olurlar. Bugün için gençlere geldiğimizde ne yazık ki işte bir seçim atmosferindeyiz. 7 Haziran seçimlerine giriyoruz. Şimdi bu ülkenin siyasetçileri, bir kısım siyasetçileri diyeyim ben, gençlere şu cümleyi söylüyor. Sen bana güven ama ben sana güvenmiyorum diyor. Yani sen bana oy verebilirsin, beni milletvekili seçebilirsin, beni belediye başkanı yapabilirsin, işte meclis üyesi, seçimlerde oy kullanma hakkın var 18 ama yaşında. Ama seçimde hakkın yok. Ama ben sana güvenmiyorum, sen işte belediye meclisinde seçilemezsin, belediye başkan adayı olamazsın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz daha yaşın ufak. Şimdi bu bir haksızlıktır. Bu ülke gençliğine güvenmemektir. Bu ülke gençlerine, bu ülkenin kaderine yön verecek bu gençlerin önünü kesmektir. Tam aksine bu milletin kaderine de olumsuz bir tavırdır. O nedenle bizim bu tarz gençlerine inanmayan, gençlerine güvenmeyen siyasi anlayışa gençlerimizin tavır koyması. Siz ama iktidardasınız. Yani AK Parti bunu anayasa değişikliği gerekiyor. Ve anayasa değişikliği ile ilgili de hem teklifimiz var, hem kamuoyu önünde diğer siyasi partilerden, muhalefetten talebimiz var. Hatta bunlar muhalefet partilerimizin bir genel başkan yardımcısı iki tane genci yanına alarak ya bunlar mı meclise gelecek dedi. Evet. Şimdi Mehmet Bey bakın, her bir yaşta bizim kaçırdığımız bir zenginliğimiz var. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin gencimiz var. Bu ülkenin çok büyük bir zenginliği. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin. Yani 18 yaşta 1 milyon 200 bin oy kullanacak gence, bunların arasından bir tanesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitme hakkını tanıma özgüvenini biz onlara tanımazsak, evet, biz onlara haksızlık ederiz. 18'de 25 yaş arası desek toplam işte 7 yaş. 7 yaşın her birine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birer veya ikişer tane temsilci gelse
bu ülke müthiş bir şeyler kazandı. 10 milyona yakın bir nüfusa tekabül ediyor. Tabii yani 10 milyon seçmene, nüfusa değil, 10 milyon seçmene tekabül ediyor ve bunlara sen temsil hakkı vermiyorsun. Ama beni seç diyorsun. Bakınız 65 yaşında muhtemelen meclisimizde 20-25 tane arkadaşımız var. O yaş grubunda, her yaş grubunda işte 60, 61, 62 desek hepsinde onarlı ve 15'erli temsil eden bizim yaş grubundan insanlar var. Evet. Peki bir yaş 21 yaşında niye bir tane iki tane gencimiz yok? Tecrübe kazansınlar, vizyon kazansınlar. Ülkenin kaderiyle ilgili dünyayı okuyan vizyonlarını meclise taşıyabilsinler. Evet. Biz mesela medeniyet olarak diyoruz ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın ama sen anlamazsın. Sen bilmezsin. Sen daha çocuksun. Şimdi bu haksızlığa bizim gençlerimizin tavır koymasını istiyorum. Peki. Nasıl Bursa'ya alışabildiniz mi? Bursa, ya Bursa zaten benim aşağı yukarı 1976 yılından beri çok sık geldiğim, hani neredeyse bir ayağım burada dediğim akrabalarım var, tanıdıklarım var. Eğitim yaptığım dönemden, öğrencilik döneminden yine dostlarımız var. Hemşehrilerimiz çok geniş. Bizim derneklerimiz yine Batı Trakya, Balkanlar dernekleri, Balgoç gibi. Yani dolayısıyla ben Bursa'ya işte panayır ve güreşler olur, yağlı güreşler. O yağlı güreşlere zaten siyaset yaptığım dönemde de siyaset dışı dönemde de hep geldiği irtibatımız olduğu bir bölge. Bir de Bursa çok medeni bir şehir. Medeniyetin insanları. Buradan tabii bizim medeniyetimiz dünyaya yön vermiş, dağıldığı bir bölge. O nedenle İkinci başkenti Osmanlı'nın. Evet, Osmanlı'nın başkenti, insanı yaşat ki devlet yaşasın cümlelerinin söylendiği bir merkez. Osman Gazilerin, Orhan Gazilerin, Murat Hüdavendigarların doğduğu, büyüdüğü ve dünyaya meydan okuduğu işin başladığı bir bölge burası. Evet. Peki bir kampanya yürütüyorsunuz, seçim kampanyası. Halka gidiyorsunuz, esnafa, sokakta, insanlarla temas halindesiniz. Ne tür talepler, şikayetler, ne tür cümleler duyuyorsunuz? Hani Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyenler mi, yoksa bıktık sizden artık diyenler mi? Ne diyor, neyle karşılaşıyorsunuz? Şimdi defa büyük bir çoğunlukla Allah size güç kuvvet versin, başımızdan eksik etmesin. Yani bu en çok duyduğumuz cümle bu. Tabii ki talepler, değişik talepler de oluyor. Sağlıkla ilgili mesela işte Sağlık Bakanı olduğum için. İşte aksiyen yönleri söylüyorlar. Randevu almadaki zorluklarını söylüyorlar. Veya hastanede yaşadığı bir sıkıntıyı söylüyor. Ama memnuniyeti önce söylüyor. Sonra da burasını da şöyle yapsanız diyor. Veya ilave branşlar istiyor. Diyor ki işte kardiyovasküler cerrahi, kalp damar cerrahisi, işte onkoloji, işte fizik tedaviyle ilgili şu bölümler, işte çocuk hastalıklarıyla ilgili eksik olan hekimler. Yani vatandaşımız haklı olarak daha iyisini ve daha gelişmişini, daha yakını, yani bizim mahalleye çok uzak diyor. Gidip gelmekte zorlanıyoruz diyor. Veya işte ambulans, acil hizmetleri çok güzel, çok iyi. Ama işte annem yatalak, annemi taşırken üçüncü, dördüncü yardımcı elemana ihtiyaç var. Ama onlar iki kişi geldiler. Benden de yardım istediler. Ama dolayısıyla böyle bir detay talepler zinciri hiç kızgın, oluyor. Kızgınım size AK Parti'ye. Daha önce oy verdim, bir daha vermeyeceğim. Yok, yani açıkçası talebi söylüyor veya sorunu söylüyor ama size oy verdim, bir daha vermem cümlesini hiç duymadım. Tam aksine daha güçlü gelmenizle ilgili işte çalışıyorum, dua ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İşte bizi başkalarının eline bırakmayın gibi cümleleri veya temennileri alıyoruz. Evet, peki. Şimdi sizinle siyasetle konuşmak istiyorum. Yani diğer güncel meseleleri de konuşmak istiyorum ama Sağlık Bakanı olduğunuz için çok da önemli bir bakanlık. O kısmı biraz sonlara bırakarak sağlık konusundan biraz devam edelim istiyorum. Mehmet Bey,
demokrasimiz sağlıklıysa diğerleri sağlıklı gelir zaten. Evet. Türkiye'nin bana göre en hastalıklı süreci milli iradeye yapılan müdahaleler dolayısıyla. Bu millet çok ağır bedeller ödedi, çok sıkıntılar ödedi, çekti. Onun için sağlıklı bir demokrasiyi ve siyaseti konuşmakta bence yarar var. Çünkü ben dünya kadar hastane yapıyoruz. Şehir hastaneleri, kamu hastaneleri, birçok gelecek vizyonlarımız var. Milli iradeyi sağlıklı götüremezsek, milletin hak ve hukukunu, sandığın iradesini koruyamazsak, Allah korusun bunların hepsi sıkıntıya girer. O nedenle biraz siyaseti güçlü hale getirecek bakış açılarını paylaşmakta yarar var. Buna benzer bir soru soracağım bu sözünü ettiğiniz başlığa. Şimdi şöyle bir şey var, muhalefet partileri özellikle ekonomide bir sürü vaatlerde bulunuyorlar. İşte emeklilere çift maaş, asgari ücret 1500 lira, mazot 1,5 lira falan. Herkes bir şeyler söylüyor. İktidar partisi, yani özellikle sizin hükümetin ekonomi bakanlığıyla konuştuğumuzda da bu bir bataklığa, Türkiye'yi felakete, 90'lı yıllara krizler dönemine götürür diyorlar. Sağlık açısından da böyle bir şey söylenebilir mi? Yani eğer bir iktidar değişikliği olursa 7 Haziran sonrasında tekrar o ilaç kuyrukları, sabahın 4'teki nöbetleşmeler vesaire, buna biraz ama hani objektif bir şekilde bir cevap mümkünse isteyeceğim. Şimdi Mehmet Bey, önce şöyle bakalım. Bakınız, muhalefet partileri bütün bunları yapabilmek için ülkeyi ve ekonomiyi büyütmek lazım. Bir tane proje konuşmuyorlar. Bir tane proje konuşmazsa, yani hangi yatırımları büyüteceksiniz? Bu ülkenin gençliğine hangi projeleriniz var? Sağlıktaki projeleriniz nelerdir? Ulaşımdaki nelerdir? Mesela AK Parti diyor ki, 3. havaalanını yapacağım ve 1,5 milyon yolcu, 150 milyon yolcu İstanbul'a gelecek ve gidecek. Ben diyorum ki, sağlık yatırımlarını büyütüyorum, şehir hastanelerini yapıyorum ve sağlık turizminden 10 milyar dolar 2018'de bu ülke gelir elde edecek. Şimdi diyorum ki Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nı kurduk. Bu ülke artık kanser ilacını da kendi aşılarını, milli aşılarını üretecek. Plazma ürünlerini üretecek. Yalnız sağlık tüketisi olmayacak. Aynı zamanda sağlık ürünlerini de üreten, bunda ilaç, tıbbi teknoloji, sağlık enstitüsü, bunlar var. Ve ilaca 16 milyar TL para öderken biz bunun büyük bir çoğunluğu yurt dışına ödeyen değil, tam aksine kendi ülkesinde üreten ve ürettiklerini de dünyaya pazarlayan, kanser ilacı, diyabet ilacı, tıbbi teknoloji, bütün aşı, bunlarda aşı, bütün bunları üreteceğiz ki bizim ekonomimiz büyüsün. Devamlı tüketen olarak bizim ilacımızı, sağlık hizmetlerini vatandaşa ila nihaye katlamalı büyüyen bir tüketimi karşılayabilmemiz mümkün olabilir mi? Bakın, biz iktidara geldiğimizde 13,5 milyar sağlık bütçesi ve harcamaları, bugün 76 milyarın üzerinde harcama yapıyoruz. Şimdi bu 76 milyar önümüzdeki 3 yıl sonra 100 milyarları geçecek. Şimdi ya burada kuyruklara götüreceksiniz yahut da üretiyorum, proje yapıyorum, Ar-Ge yapıyorum, kanser ilacı üretiyorum, aşımı üretiyorum, kan ürünlerini üretiyorum, diyabet ilacını üretiyorum, dünyaya da pazarlıyorum. Bir taraftan tüketirken bir taraftan ürettiklerimle bunu karşılıyorum. Sağlık turizminden biz bu yıl 2014 2,5 milyar dolar gelir elde ettik. 2017-2018'de 9-10 milyar dolarlar hedefliyor. Yok muydu bu? Sağlık turizmi. 2002'de 1,5 milyar dolar cebinde parası olan yurt dışına gidiyordu. 1,5 milyar dolarımızı harcıyordu. Gariban vatandaşımız da kuyruklarda rezil oluyor, perişan oluyor, gidiyordu. Hatta yalnız ambulansla. Yani. Tabii hayır. Yok öyle ya, bir şey. Tabii bu, bırakın. Yani kendi kendi vatandaşımız hizmet alamıyordu ki dışarıdan gelsin de Türkiye'den sağlık hizmeti alsın. Bakın 2002'de bu ülkenin toplam 17 tane ambulansı, 617 ambulansı var. 3'te biri arızalı. 3'te birinde tıbbi donanım yok. Geri kalan 200-250 tanesinde Türkiye genelinde, bunları bulduğunda da vatandaş şu cümleyi duyuyordu.
ambulansımız var ama mazotu yok. Mazotunu doldurursanız hastanızı alırız. Şimdi çok samimi söylüyorum. 4400 küsür ambulansımız var. Kara ambulanslarımız, bunun da kar paletli ambulanslar, obez ambulansları, helikopter ambulanslarım, ambulans helikopterlerimiz, ambulans uçaklarımız. Bunun yine mazotunu dolduramayacaklar. Bu şekilde icat olur diyorsunuz. Tabii canım, yani neticede bir taraftan getirebilmelisin ki harcamalı. Bütün bunları planlı yapmak zorundasın. Bakın, vatandaşlarımızın özellikle 30-35 yaş üzeri vatandaşlarımız şunu çok iyi bilir. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Şimdi bunlar kaşıkla verecekler. 3 gün sonra kepçeyle almaya başlayacaklar. Niye? Gelir ayağını, büyüme ayağını sağlamazsanız bunu nasıl yapacaksınız? Bunlar yalnız vereceğim diyor. Yapacağım demiyorlar. Vereceğim diyorlar. Evet. Peki nereden vereceksin? Ben bunu örneğimi mazur görür. Ağustos böceği gibi cır 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 yalnız vereceğim. Niye? AK Parti'yi gördüler 12 yıldır bal arısı gibi. Kovanı balla doldurdu. Milletin balına göz döktüler. Şimdi yine har vurup harman savuracaklar. Ve 3 ay veya 4 ay sonra işte Yunanistan yan tarafta örnek. Evet. Dolayısıyla bu vaatlerin reel bir zemini yok. Ben şuradan ekonomi büyüteceğim. Büyüyen bu ekonominin karşılığında gençlere şunu vereceğim. Emeklilere bunu vereceğim. İşsize şunu yapacağım diyemem. Ama ekonomiyi büyütecek hiçbir veri konuşmuyorlar. Yatırım konuşmuyorlar. Büyüme konuşmuyorlar. Yatırım olmadan, büyütmeden. Bakın, biz AK Parti olarak bu kadar yatırımı yaptıkça karşılığında istihdam sağladık. Her yıl 1 milyon 200 bin gencimize biz istihdam sağlıyoruz. Ama dünyanın neredeyse tek bir ülkesi yok ki biz ihracat yapmayalım. 37 milyar dolar olan 2002'deki ihracatı 157-160 milyar dolarlara taşıdık. Üretmeden olur mu? Üreteceğiz. Peki buradaki kazancımız nereye gidiyor? Daha çok sağlık yatırımı, daha çok ulaşım yatırımı, daha çok eğitim yatırımı, daha çok insanlarımızın seviyesini, ekonomik seviyesini yükseltmek. Bu hava ambulansları meselesi, helikopter ambulans, uçak ambulans, bu böyle hani sembolik, biraz göstermelik bir şey olarak mı kaldı? İsterseniz yoksa birkaç rakam vereyim. Yani çok yaygın İsterseniz bir şekilde birkaç rakam vereyim. Biz ambulans helikopterlerimizle 20 bin hastamızı bir noktadan bir noktaya transfer ettik. 20 bin. Bunlar acil. Yaklaşık 500 civarında da organ nakli için organı bir yerden alıp bir yere. Ambulans uçaklarımızla 20 bin saat yaklaşık ambulans uçaklarımızın uçuşu var. Yurt dışı, yurt dışı. Ve 6900 yaklaşık 7 bin hastamızı da işte geçtiğimiz hafta Yozgatlı bir vatandaşımızı İsviçre'den, Bern'den aldık. Kazakistan'da kaza yapan tır şoförümüzü Kazakistan'dan aldık. Somali'de, Mogadişu'da patlamada yaralanan Kızılay görevlimizi gittik Mogadişu'dan aldık. Bu ambulans ambulans uçaklarımızla. Dünyanın her bir köşesinden yani. Hem yurt içi hem yurt dışı. Bunlardan iki tanesi iki hasta transferi yapabiliyor. Bir tanesi de 4 hasta. Aynı anda 4 hastayı transfer edebiliyor. Dolayısıyla bugün dünyaya örnek olabilecek acil hizmetleri sunan bir ülkeyiz. Evet. Bütün bunları, bu vaatleri yapanların böyle bir vizyonları yok. Böyle bir dertleri de yok. Keşke böyle bir dertleri olsa. Ama yani alırlar bu birikimin üstüne yeni bir takım 3 ay sonra yakıtını nasıl doldururlar? Ülke görür. Oraya doğru mu gider? Allah korusun. Milletimizin büyük çoğunluğu da. Bakın Mehmet Bey, bu millet ferasetiyle ve sağduyusuyla çok bulanık dönemlerden geçti. Çok darbeler, çok müdahaleler, çok bulanık dönemler. AK Parti'nin kuruluş dönemlerine bir baktığımızda bizim genel başkanımızı muhtar bile olamazsın dedikleri ve milletvekili listelerinden çıkardılar. Evet. Ama millet
kendisini dert edinenin kim olduğunu biliyor. Bu ülkeyi bir yerden alıp bir yere taşıyanın kim olduğunu biliyor. Millet kendisini göz göre göre kuyunun içine atmaz. Zaten kuyunun içinden yeni çıktı. Evet. Ve artık yukarı doğru gitmeye başladı. Merdivenin henüz daha ilk basamaklarındayız. Bu ülke 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bak 2 trilyon dolar milli bütçe diyoruz. Bunların herhangi biri bunu söylüyor mu? 230 milyar dolardan aldığımız milli bütçeyi 800 milyar dolarların üzerine taşıdık. Bunu akla, bu lafla olmuyor, icraatla oluyor. Alın teri gerekiyor, beyin teri gerekiyor, bir de gönül sızısı gerekiyor. Milleti dert edinmek gerekiyor. Bunların böyle bir derdi yok. Özet bir cümle. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Bunların milletin ne gönül tarlasında izi var ne de bu ülkenin coğrafyasında kalkıp da milletle ilgili bu coğrafyada tarlasında izleri yok. Evet. Ama seçim zamanı böyle bir vaatlerle gidiyorlar. Peki. Şimdi şeye baktığımız zaman seçim beyannamesi sağlık bölümüyle ilgili şehir hastaneleri kamu özel sektör işbirliğiyle yaygınlaştıracağız diyorsunuz. Evet. Bu ama 2011'in bir hedefiydi. 2011'in bir vaadiydi. O kent şehir hastaneleri Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerde gecikme mi oldu? İlerlemedi mi? İşte yavaş şimdi, mı ilerliyor? Şimdi ne yazık ki 4 yıl geçti. Evet. Şimdi bu ülke çok samimi söylüyorum. Muhalefetimiz gerçek anlamda muhalefet olsaydı. Yani milletin derdini dert edinen, dünyayı takip eden ve doğruya doğru diyen, yanlışın da karşısında duran. Bu ülke en az bugün %20-30 daha iyi noktadaydı. Her alanda, sağlıkta da, ekonomide de, bütün dinamiklerinde en az 20-30 daha iyiydi. Yani bu konuda bizi eleştirselerdi mi? Ve vatandaşın gözünde de kendilerinin değeri en az %50 daha pozitif olacaktı. Ama bunlar yalnız olmaz diyor, istemezük. Bu milleti şehir hastanelerine layık görmüyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor diyorlar. Şehir hastaneleriyle ilgili önce mahkemelere gittiler, yürütmeyi durdurma kararları aldılar. Muhalefet partileri. Tabii. Bundan sonra biz yasal düzenleme yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bunu gitti Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Sebep? Sebep yok işte, az önce dedim ya. Bu millete bu şeyler, bu hastaneler gerek yok. Millet layık değil. Daha önce de işte 2000 öyle önce... Öyle dememişlerdir ama mahkemeye başka bir şey demişlerdir. Başka nasıl yorum yapacağız? Yani şehir hastanelerini iptal edin, bunun yapımını durdurun. Bu şekilde hastane yapımına biz karşıyız. Bunu kamu özel işbirliğiyle yaptırmayız. Peki kamu özel işbirliğiyle yaptırmazsanız bunun 20 yıl sonra yapılması bu ülkeye haksızlık değil mi? Bu millete haksızlık değil mi? Bakın şimdi Bursa'da 10 gün önce temeli attık. En az 1 yıl önce temel atabilirdik. Şu anda %50 kaba inşaatı bitmiş olacaktı. Ama bunların Bursa veya Türkiye milletin daha iyi hizmet alması, bu ülkenin dünya ülkeleriyle yarışta olması böyle bir dertleri yok. Evet, yani mahkemelere başvurulduğu için bir gecikme oldu. Tabii. Hala dünya kadar mahkeme kararları, bir bakıyorsun işte çevre dernekleri çıkıyor, mimarlar odası çıkıyor, bir bakıyorsun ormanla ilgili dernekler çıkıyor ve mahkemelerden yürütmeyi durdurma, hadi bir daha itirazlar ve vatandaş kaybediyor. Esasında kaybeden AK Parti değil. Birinci planda kaybeden milletimiz, ülkenin geleceği. Şu an bu sorunlar devam ediyor mu? Şu anda bu anlamda yasal düzenlemelerimizle yani bütün sorunları açtık. Yani ben dün Adana, Mersin ve Gaziantep'teydim. Mersin 2016-19 Mayıs'ında açılacak. Kaba inşaatı bitmiş durumda. Adana 2017-19 Mayıs'ında açılacak, su basmandan çıkmış Ankara, son derece. İstanbul. Ankara Bilkent 2016 seneye bu vakitte açılış planlarını yapıyoruz. Ki
3650 yatak kapasiteli. Mehmet Bey, tek bir hastane. Buralarda 3000. Paralı mı olacak tedavi? O yüzden mi itiraz ediliyor? Yani bizim kamu hastaneleri bunlar. Yani. Bugün bizim sağlık hizmeti kamuda nasıl sunuyorsak son derece daha ileri teknoloji, son derece ileri fiziki donanımlı, modern, 5 yıldızlı otel diyor vatandaşımız. Konforuyla. Gidecek. Çünkü bedava, bu millet buna layık. Alacak. Evet. Bu millet buna layık. Bu millet bunu hak eden bir millet. Ama bu millete bütün bunları çok gören bir zihniyet var. Bunu 1960'tan beri bu anlamda bu millete, bu hizmete layık görmeyen, hizmetleri çok gören bir anlayış var. Bunlara karşı AK Parti kurulduğu günden beri mücadele ediyor. Bu mücadelemiz yine bundan sonra da devam edecek. O şey kısmı yeni yasal düzenlemelerle engelleme, yargıya taşıma. Bu anlamda bütün sıkıntılarımız erteleme, bitti. Gecikme, onlar bitti. Bitti. Bir iki yerde mesela Konya'da arsamız yaklaşık 300 dönümdü. Sayın Cumhurbaşkanımız ya şehir hastanesi bu kadar ufak arsaya olmaz dedi. Yeni bir arsa aradık. 1000 dönümlük bir arsaya yer transferini aktarırken bir 7-8 ay plan tadilatı gerekiyor, transfer gerekiyor. Aynısını Gaziantep'te yaşadık. Daha iyi yer, şehre daha güçlü tabii. Bu yer değişiklikleri dolayısıyla ama onu kamuoyuyla paylaşıyoruz zaten. Çünkü niye? Ya biz doğru olanı yapalım çünkü önümüzdeki 50 yıla hitap edecek. Yani yeri çok daha geniş olması veya çok daha halkın kolay ulaşabileceği, ulaşım aksının uygun olduğu yerlerle ilgili talepler olunca da yeniden değerlendirme yapıyoruz. Bu şekilde Gaziantep'te ve Konya'da yer değişikliğimiz oldu. Yer değişikliği oldu ama onun dışında bütün hepsi gayet iyi. Aşıldı. Evet. Yer tekrar yarın parti... mesela Kocaeli Şehir Hastanesi'nin temel atmasına gideceğim. Yarın sabah buradan. Evet. Peki. Bir ara verelim. Evet. Müsaadenizle reklam arası verelim. Daha sağlıkla ilgili soracağım çok fazla soru var. Ara veriyoruz. Reklam arası. Dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Sağlık Bakanı Mehmet Mevsimoğlu, İskele Sancak özel yayınında konuğumuz. Bursa'dan bu yayını yapıyoruz. Şimdi sağlık konusunda tabii bu 13 yılda pek çok şey yapıldı. Aslında AK Parti hükümetlerinin en çok başarılı bulunduğu alanların başında da ilk üçte belki de sağlık alanında yapılanlar var. Bundan sonrası için ne hedefliyorsunuz, ne koyuyorsunuz ortaya? Yani 2015 eğer tekrar iktidara gelirseniz sağlıkta ne hedefliyorsunuz? Mehmet Bey, önce az önce sunduğumuz gibi şu anda 78 milyon ülke insanımıza bir defa dünyanın en gelişmiş ülkeleri hangisini alırsak alalım o ülke insanının vatandaşına sunulan sağlık hizmetini sunabilen bir noktaya geldik. Hatta birçok alanda da daha kolay ulaşılabilen ve bu çok kolay ulaşılabilen olmanın da bazı zorluklarını da yaşıyoruz. Mesela dünya istatistiklerinde acil müracaatları normal müracaatın %7'si 8'i iken bizde bu rakam %30'larda. Yani bizim acillere gelen hastalarımızın %70'i esasında tıbbi anlamda acil statüsündeki hastalar değil. Çok kolaylaştırdık. Aile hekimleriyle, işte her hastaneye, üniversite hastaneleri de dahil, özele, üniversiteye, devlete, her alana çok rahatlıkla bütün kapılar açık ve ama gidebiliyor. Son dönemde yine hastane kuyrukları arttı, türü haberler de çıkıyor. Şimdi şöyle, bir defa en büyük sorunumuz uzman hekim açığımız. OECD ortalaması, OECD ülkelerin ortalaması 10 bin vatandaşa ve 36 hekim düşüyor. 36. Bizde ise 10 bin vatandaşımıza 16-17 hekim düşüyor. Yani OECD ortalamasının yarısı kadar hekimle biz bu hizmetleri yapıyoruz. Dolayısıyla bir de 2002'de bu ülke insanı yılda 3.2 defa hekime giderken bugün 8.2 defa gidiyor.
8.2 defa gidebilme büyük bir kolaylık. Arttı. Yani hastaneye evet. daha çok. Bugün dünyanın en ileri, en gelişmiş ülkelerindeki oran bu 8.8-8.5. OECD ortalaması 6.2. Biz OECD ortalamasından daha çok hekime gidebiliyoruz. Daha çok hekimle ve tıbbi işlemle muhatap olabiliyoruz. Ama OECD ortalamasının yarısı kadar hekimle ve sağlık çalışanı. Bunu peki doktor sayısını artırmak yönünde bir yanınız. Tabii. Şimdi bakın yine bu ülkenin geleceğini okumayanlar veya bu milleti kale almayanlar 1985 yılından 2007 yılına kadar bu ülkede hekim fazlası var diyerek tıp fakültesi kontenjanlarını dondurdular. Biz iktidara geldik 2002'den bu yana da 2007'ye kadar YÖK başkanları yine kontenjanları arttırmadı. Ne zaman ki 2007'de Yusuf Ziya Özcan ve YÖK başkanı oldu. İlk defa 2007-2008'de biz kontenjanı 2500 arttırdık. Ondan sonra 4000 arttırdık. Şimdi aşağı yukarı 2 misli kontenjanla tıp fakültelerini öğrenci alıyoruz. Ama takdir edersiniz ki tıp fakültesi 6 sene tıp fakültesini bitirecek hekim olacak. Uzman olması ilave en az 4 yıl. Yani bir uzman en erken 10 yıl sonra bu ülkenin, bu milletin hizmetine girer. Dolayısıyla bizim böyle bir çıkmazımız önümüzdeki 4-5 yıl daha var. Nereye gidersem gideyim, çocuk uzmanımız yok, kadın doğum uzmanımız yok, işte şu uzmanımız yok, bu uzmanımız. Niye? 20 bin uzman hekim açığı olan bir ülkeyiz. Yani bu hizmetleri, kuyrukları azaltabilmeyi başarabilmemiz için şu anda 20 bin uzmana, 10 bin pratisyen hekime ihtiyacım var. Bunları inşallah önümüzdeki 4-5 yılın içinde bir taraftan hastanelerimiz, şehir hastanesi, diğer taraftan bakın şu anda biz Sağlık Bakanlığı olarak 226 tane hastane, 36 bin yatak kapasite. Bir daha söylüyorum, 36 bin yatak kapasiteli 226 tane hastaneyi Sağlık Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Bir kısmını bu yıl, bir kısmını da gelecek yıl hizmete açacağız. Temel sorunumuz yine hekimle ilgili kalacak. Ama inşallah önümüzdeki 4-5 yılın içinde o açığımız da kapanacak. Yurt dışından hekim gelmesi. Tabii yurt dışından şu anda yasal düzenlememiz onun da önünü açtı. Şimdi Mehmet Bey, esas sizin sorunuzun diğer ayağına gelmek istiyorum. Biz güçlü bir sağlık tüketicisi ülke halindeyiz. Halbuki diğer taraftan da güçlü bir sağlık üreticisi olmalıyız. O nedenle iki ayağı. Hizmet sunumu ayağımız güçlü. Ama hizmet tükettiğimizi üreten ayağımız zayıf. Yani ilaç üretmeliyiz. Yani tıbbi teknoloji üretmeliyiz. O nedenle Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nı kurduk. Ve burada kanser enstitüsü devreye giriyor bu sene. Bir ay içinde inşallah. Biyoteknoloji enstitüsünü kurduk. O da yine önümüzdeki bir ay içinde hizmete girecek. Akreditasyon enstitüsü, anne, çocuk ve ergen sağlığı, kronik hastalıklar enstitüsü, geleneksel ve tamamlayıcı tıp enstitüsüyle Türkiye'yi artık bilimsel anlamda da tıp biliminde bilimsel üretim yapan, ilaç sanayinde üretim yapan ve tıbbi teknolojide üreten bir ülke haline getirmeliyiz ki yalnız tüketen olmamalıyız. Bir de sağlık turizminde Türkiye'yi bölgenin merkezi yapmalıyız ki dünyanın tükettiklerinden de ülkemizde tüketsin ve biz bundan pay alalım. Pay alalım. Dolayısıyla bunu ilerletmeye dönelim. Şimdi hiç muhalefetten böyle cümleler duyuyor musunuz? Yani Türkiye sağlık turizminin merkezi olacak. Bursa termal turizm, Bursa'da termal sağlık turizmi, Bursa sağlık turizminde bir merkez il olacak, Ankara farklı olacak, Edirne, Trakya, Balkanlara hitap eden farklı, Antep bir farklı olacak, duyuyor musunuz? Hayır, sorsak belki şöyle diyecekler ama 13 yılda niye yapmamışlar bunları? Şimdi bütün bu süreçler akşamdan sabaha olabilecek süreçler. Bakın şehir hastanelerini yapmadan Türkiye'nin sağlık turizminde iddialı olması mümkün değil. Şehir hastanelerini yapabilmek için de bu engellemeleri yeni yeni aşabildik. Bütün bunlar hep bir süreç ister. Önemli olan bakın merdivenin en son basamağına pat diye çıkamazsınız. Adım adım. Adım adım çıkacak. Bunun için de istikrar gerekir. Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar,
ekonomik istikrar varsa büyüme ve gelişme. Planlarımızı, hedeflerimizi bu çerçevede götürebilirsek Türkiye gelecek yıl bir basamak daha yukarı, ondan sonraki yıl bir basamak yani daha yukarı. Avrupa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri standartlarına 2023, ulaşabilecek mi bizim? 2023 inşallah. Zaten birileri bu hedeften rahatsız. Bu hedeften Amerika rahatsız. Bu hedeften İngiltere, Almanya, Avrupa rahatsız. İsrail rahatsız. Ben bunları kınamıyorum. Rahatsız olur tabii. Doğru. Ama içeridekileri niye rahatsız? Millet adına siyaset yaptığını söyleyenler niye rahatsız? Bu ülkenin, bu milletin dünya ülkeleriyle yarışa girmesinden niye rahatsız oluyorlar? Niye ekonomiyi bozacak tezgahların, tuzakların peşinde koşuyorlar? Bakınız, gezi olayları bu ülkenin ekonomisinin dengelerini öyle veya böyle olumsuz etkiledi. Faizleri biz bu ülkede %5'in altındaki noktaya götürürken şu anda %10'lara. Bir puan faiz yükselmesinin bedelini bu millet 1,5 milyar dolar bedel olarak ödüyor. Bu 1,5 milyar dolar milletin parası, yatırımdan gidiyor, gelişmeden gidiyor, büyümeden gidiyor, emekliden, memurdan ve insanımızdan gidiyor. Kim kazanıyor? Faiz lobisi kazanıyor. Peki. Bunlara muhalefetin destek veriyor olmasını anlamak mümkün mü? Peki bu milli aşı diyorsunuz, milli ilaç diyorsunuz. Evet. Bunlar nasıl yapacaksınız? Yani şu anda milli aşı ile ilgili, bakın her yıl 500 milyon TL'lik alıyoruz yurt dışından. Şimdi diyoruz ki bu üreten firmalar, bir, üretimi Türkiye'de yapacaksın. Teknolojiyi Türkiye'ye getireceksin. Ben her yıl bunu aldığıma göre 7 yıl süresince hep senden bu ürünü alacağım. Kabul ettiler mi? Tabii tabii. Ve yarış var şu anda. Ve 4 yıl sonra yerli üretimi istiyorum. 4 yıla kadar dönemde de yurt dışından yine temin etmeye devam et. Senden alacağım. Sen temin et, sen getir. Ama teknolojiyi kuracaksın. 4 yıl sonra Türkiye'de üretimi bu bize sunacaksın. Şayet bunu yapmadığın zaman müeyyideleri var ve farklı cezalar. Ve şimdi ihale süreçlerini başlattık. Kime kalacak bilemiyoruz. Şimdi Türkiye Kızılay Cemiyeti her yıl yaklaşık 2 milyon ünite kan topluyor. Ama biz kan ürünü, ilaçları yurt dışından ithal ediyoruz. Buna da yine yaklaşık 500 milyon TL ödüyoruz. Şimdi yine bu teknolojiyi, bu üretimi yapanlara diyoruz ki 7 yıl sizden alacağız. 7 yılın 3 ve 4 yılı yurt dışından getireceksiniz bizim ihtiyacımızı. Yine biz size parayı ödeyeceğiz. Ama 4. yıldan sonra Türkiye'deki üretimi Türkiye pazarına sunacaksınız. Teknoloji Türkiye'ye gelecek, yatırım gelecek. Yarın üretim çok olduğuna da yurt dışına Türkiye'den pazarlayacaksınız. Bu şartları koyarak. Ve bu anlayışla 7 yıl alım garantili şimdi birçok alana bu şekilde gireceğiz. Tıbbi teknolojiye de böyle gireceğiz. Peki şöyle bir şey sorayım. Yani bu geleneksel tıp ile ilgili olarak mesela son dönemde hep şeyler duyuyoruz. Antibiyotikler, işte evet, çocuklara verilen şuruplar, bunlar faydadan çok zarar veriyor gibi şeyler okuyoruz. Çıkan haberler, bazen hekim yorumları. Bu anlamda hani bu modern tıbbın yanında geleneksel tıbbın da önünü açan böyle bir temayül de var sanki. Bizim bu anlamda işte de az önce dedim ya, yasal düzenlemeyi de yaptık. Türkiye bu anlamda da ne yazık ki geri kalan veya bu alanı ihmal eden bir ülkeyiz. Esasında bugün Almanya'da çok yaygın, Avrupa'da çok yaygın, Amerika'da çok yaygın ama bilimsel çerçevede çok yaygın. Bizdeki gibi işte toplumsal dinamiklerle yürüyen, işte Sağlık Bakanlığı niye müdahale etti, etmedi çerçevesinde değil. Şu anda biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp enstitüsünü kurduk ve inşallah eğitim araştırma hastanelerimizde ve üniversite hastanelerimizde hangi geleneksel tıp hangi hastalıklarda hangi şekilde kullanılacak, bir taraftan bunun uygulamaları eğitimli kişilerle verilirken diğer taraftan da bilimsel araştırmaları yapacağız ve geliştireceğiz. Dolayısıyla bunun bilimsel bir çerçeveye oturtulması ile ilgili
Bütün düzenlemeleri yaptık. Çerçevesini belirledik. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bu geri kaldığımız alanı da önümüzdeki 4-5 yıl içinde iyi noktaya taşıyacağız. Peki bir e-nabız sisteminden söz ediyorsunuz. E-nabız bugün çok onurla ve gururla söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili kim varsa bilimsel, teknik boyutunu bilen, çok iddialı söylüyorum, dünyada bir başka ülkede yok. Nedir? Bu kadar geniş kapsamlı. Şu anda bütün vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili verilerini vatandaşımızın eline, yani vatandaşımızın cebine bilgi arşivi olarak veriyoruz. Yani bir o hep dosyalardaydı hatırlarsanız. İşte şu tahlillerin dosyamda, işte akciğer filmini getir bakalım, ultrason sonuçlarını getir bakalım, MR sonuçlarını getir bakalım. Hayır, hiçbirine gerek yok. Evet, bütün bilgiler akıllı telefonunda hangi hekime ne kadarını gösterecekse o kadarının yetkisi de kendisinde. Yani bir şeker hastası 5 yıldır diyabetle ilgili hangi tetkikleri yaptırdıysa, hangi ilaçları kullandıysa, bütün bu tetkiklerle, ilaçlarla kendisine ile ilgili yapılan bütün tedavileri, hepsini, yeni doğan bir çocuğumuz aşılarıyla, gittiği doktoruyla, kullandığı ilacıyla, annesinin, ailesinin bütün bilgilendirmelerini yapabileceği, ilacın yan etkileriyle ilgili bilgi edine, ilacını kullanma şekliyle ilgili bir sorun olduğunda uyarılarının da yapıldığı bir sistem e-nabız. Benim bütün sağlığımla ilgili bilgiler, geçmişimden ne getirdiysem hepsi. Ama şimdi bana sorsanız, işte 3 yıl önce çektirdiğim ultrasonu hadi bul bakalım, bulabilirsen. Çok titiz olanlar bulabilir. Bir de tamam buldu ama nerede? İstanbul'daki evde. Bunu... Benim bu akşam lazım oldu. Nerede? Bursa'da. Aniden hastaneye gittim ve bana eski tetkiklerim dedi. Yanımda. Buyur doktor bey. Başladı mı bu? Tabii başladı. Peki ya, vatandaş bunu biliyor mu? Vatandaş yani bunu e-nabız diye kendi şeyinden programını giriyor ve oradan nereden ulaşıyor. Bizim E-Devlet'ten. E-Sağlık'tan giriyor. E-Sağlık'tan giriyor ve orada biz şimdi özel sektörde yaptırdığı bütün tetkikleri, üniversite hastanelerinde yaptırdığı bütün tetkikler, tedaviler, bizim kamu hastanelerinde yaptırdığı bütün tetkikler ve bu bilgiler kendisinin sır bilgileri. Bunu bakanlık bilmiyor. Onun bilgisi, şifresi var ve o şifresini hangi hekime ne kadarını açmak istiyorsa o kadar. Aile hekimine neyi göstermek istiyorsa o kadarını. Yoksa bu bilgiler bizim bilgilerimiz değil. Ona ait bilgileri toplu olarak ona takdim ediyor. Amerika'ya git. Ama onu saklı tutabilir. Bazı sağlık sorunlarını. Tabii neticede hasta hekim ilişkisi deontolojik olarak sırdır. Dolayısıyla benim sağlık bilgilerimi dahiliyecim şu kadar bilsin derim. Belki ürolojik bir sorunumu bilmesini istemem. Ama Amerika'ya gittim, yurt dışına gittim. İşte geçtiğimiz hafta Arnavutluğa gittik. Orada lazım oldu ani bir şeyde. Farz ederim kalp ilacı kullanıyorum. Anjiyo bilgilerim lazım, tansiyon bilgilerim lazım, kan tetkiklerim lazım. Doktor sordu. Hiçbirini yanımda değil. O zaman pat diye onu gösterebiliyorum. Bu özel hastanelere katkı payını %200 üste çıkardınız. Neden böyle bir şey yaptınız? Şimdi tabii özel sektörün dinamikleri hem de hizmet sunumunda zorlandıkları alanlar var. Burada hiç katkı almadıkları alanları önce söyleyeyim. Bir, acilden asla katkı payı almıyorlar, alamazlar. Acil bir hasta olunca. Tabii. İki, yoğun bakım hastası. Nerede olursa olsun yoğun bakım hastasından ilave katkı payı alamaz. Ama çok affedersiniz, şu tür haberler de görmeye başladık. Acil servise gitti, o hastane kabul etmedi. Hastane dolaştı. Bizim o 2000 öncesi dönemde
duyduğumuz türden haberler yeniden duymaya başladık. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi mevsimsel olarak özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu aylarda yoğun bakım yatağı sorunumuz olduğu için bu şekilde haberler yer yer çıkıyor. Hakikaten yoğun bakımlarda dolu yolluk sorunu veya onu gerekçe. O gerekçeleri yakaladığımız zaman tabii ki çok ağır müeydeleri var. Ama yer, bu kamu olarak halde... biz de mesela yaşıyoruz. İşte Bursa bu anlamda yoğun bakım yatak sayısı ki biz 2002'den bu yana 11 misli yoğun bakım yatak sayımızı arttırmışız. Ama bütün buna rağmen ihtiyaç fazla. Çünkü vatandaş her türlü tedavi olabiliyor. Eskiden bu hastalarımızın çoğunu zaten kaybediyorduk. Dolayısıyla acilden alamıyor. Yoğun bakımdan alamıyor. Alamaz. Zaten diyaliz hastalarından yine alamıyor. Kalp hastalarından alamaz. Dolayısıyla ama diğer rutininde işte bir muayene olacak, tahlil yaptıracak, işte doğum yaptıracak. Kanser hastalarından da alamaz. Alamıyor. Hayır, alamaz. Özel hastaneye gidebiliyor vatandaş. Özel hastaneye gidebiliyor ve ameliyat olduğunda bıçak parası istiyorlar. Hayır, öyle bir şey gayri yasaldır. O gayri yasaldır. O kamuda da olsa, özelde de olsa, üniversitede de olsa o gayri yasaldır. Biz onu tespit ettiğimiz zaman hem yani hukuki anlamda... Kanser hastası özel hastanede ameliyat oldu, olacak. Bundan para alamaz. Özel hayır, hastanede. Kanser hastasının tedavisinde ilave para alamaz. Evet, çok oluyor çünkü bunlar da o yüzden soruyorum bir yerde. Şimdi o tabii... Tespit edilemediği için mi oluyor? Bazen vatandaşımız şunu diyor. Filan profesöre ben olacağım diyor. Evet. Bunu kendi aralarındaki onu tabii bizim yakalayabilmemiz çok kolay değil. Şimdi o hastanın eğitim araştırma hastanesinde, bizim hastanemizde, üniversitelerimizde ameliyatını yapabildiğimiz o. Ama o istisnai hizmeti istiyor. O istisnai hizmeti de, özel hizmeti de, özel sektör bazen kapalı kapılar arkasında farklı çözümler. Bu yalnız özel sektörde mi olur? Bu yasal değil ama. Hayır değil. Değil. Hayır. Yani kanserde, kalp hastalarında, acilde. Hayır, hastalarda çünkü değil. Biraz o refleks otomatik para kazanma üzerine geliştiği için. Evet. Hani bu acil hastalarda da ben hani bundan para almayacağım, kabul etmiyorum gibi bir şey gelişebiliyor. Özel hastaneler için bunu soruyorum. Şimdi acillerde bu anlamda sorun olduğunda bizim tabii vatandaşın önünü çok açtık biz. Her an şikayet edebilir ve her an biz bu anlamda müeydeleri çok net koyan ve keskin koyan. 155 polis nereye arasınlar? 182'yi arayacaklar. 182'yi arasınlar. Evet. Evet, bu tür durumlarda yani acil, yoğun bakım, kalp hastaları, kanser bir hastaları, de şu, özel hastaneye parayı ödesin, faturayı alsın. O fatura onun elinde belgedir. Getirsin tabii. Sağlık Bakanlığı'na. Tabii Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı parasal cezai müddeyi veriyor. Biz ise kapatma cezasına kadar giden müeydeleri uyguluyoruz. Evet. Peki bu çok önemli bir noktaydı tabii, gerçekten. Tabii. Bazen çünkü o anda tamam neticede acil hizmeti ama benim dökümlü faturamı ver diyecek. Dökümlü faturasını alacak ve ondan sonra parasal cezaları tabii parasal cezayı kendisi parasını zaten geri alır. İki parasal cezaya muhatap olur. İdari cezayı da Sağlık Bakanlığı olarak biz şey. Peki bunları ücretsiz yaptığı zaman o özel hastane devlet oraya bir ödeme... Devlet zaten her halükarda yaptığı her işleme SUT üzerinden bir bedel ödüyor. Yani sağlık uygulamaları tebliği var. Yani bir hastaya hangi boyutuyla muayeneye 25 lira ödüyordur, işte yattığında budur, bir ameliyat olduğunda şudur. Bütün onların karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, yani SGK diyelim, bu anlamda özel sektöre zaten bedelini ödüyor. Bedelini ödüyor, peki. Bu şeyi anlatıyordunuz, yani e-nabız meselesiyle ilgili olarak o kısmı tamamladık. Başka söyleyeceğiz. Tabii, yok e-nabız yani... Önümüzdeki dönemde vatandaşımız ona görecek ne kadar faydalı, ne kadar değerli olduğunu özellikle anneler çocukları için işte
veya evlatlar, annelerin, babalarının, çünkü benim şimdi annem tansiyon hastası, bütün ilaçlarını bilebilmem, bütün tetkiklerini takip edebilmem mümkün değil. O da onları yaşlı hatırlaması, bulması. Halbuki oradaki bütün bilgiler padyonun şifresinden çıkabiliyor. Peki. Tekrar bir ara verelim. Tabii. Müsaadenizle. Ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancak özel yayınında Sağlık Bakanı Mehmet Müessinoğlu konuğumuz. Şimdi Twitter'dan sorular yağıyor. Tabii sağlık konusu çok 7'den 77'ye herkesi ilgilendiren bir konu. Ama şu alanda çok soru geldi. Sağlık personeli atamaları, işte bunun içinde anestezi uzmanları var, hemşireler var, başka personel var. Bir 22 Mayıs'la ilgili bir taahhüdünüz olduğunu iletiyorlar bize. Bakan Bey sözünü tutacak mı diye soruyorlar. Ben de size soruyorum. Tabii öncelikle sözümüzü tutacağız. Maliye Bakanlığı 2015 yılı ile ilgili hükümetimiz diyeyim ben. 14.500 civarında sağlık elemanı almakla ilgili bize yetki verdi ve bütçede bu kadroyu bize 2015'te tahsis etti. Bunun yaklaşık 9.500'ünü Mayıs'ın ortasından itibaren serbest bırakacağını Maliye ile görüşmelerimizden sonra bunu ifade ettiler. Biz de 22 Mayıs itibariyle bu serbestliği alır almaz bunun yaklaşık yarısı 5000 civarında, 9500'ün 5000 civarında olanını hemşirelere ayırdık. Diğerlerini de diğer sağlık elemanlarına ihtiyaca göre. Bir kısmı 100 olacak, bir kısmı 40 olacak, bir kısmı 200 olacak. Çok dağılımlarımız var. Dolayısıyla diğer geri kalanını da onlara dağıtacağız. İnşallah 22'sinde de bunu açıkladık. Bu açıklamadan sonra onlar ellerindeki KPSS puanlarına göre bize müracaatlarını yapacaklar. 20 Haziran'dan itibaren de o sıralamaları ya derlenirler. Memuriyeti onları kadrolarımıza almaya başlar. 20 Haziran, 22 Haziran o tarihler. Bu 1 Temmuz arasında onların müracaatlarını değerlendirmeleri sonuçlandıracağız. Ve alımları yapılacak olanlar yine bizim internet ortamında yayınlanmış olacak. Bu dönem için diğer geri kalan yaklaşık 5000 civarındaydı. Ekim veya Kasım ayında yine Maliye bize ilave değil geri kalanı serbestleştirecek. Geri kalanını da Ekim veya Kasım ayında almış olacağız. Değişirse iktidar. O yine hükümete verilen ve bu sene için sağlık alanındaki tanınan bir hak. Evet. Dolayısıyla bu anlamda 14.500 civarında memur statüsüyle. Bir de 11.000 civarında hizmet alımıyla alacağız. Bu 11.000 hizmet alımının da yaklaşık 7.000'ini bu dönemde alacağız. Bunlar işte ambulans şoförüydü, yardımcı sağlık elemanıydı. İşte hastanelerimizin yeni açtıklarımız hizmet alın. Onları neye göre alacaksınız? Onları da yine kamu hastaneleri kurumumuz veya acil sağlık hizmetleri kurumu ilan ediyor. Ve illerin kapasitelerine göre illere bu yetkiyi veriyor. İllerimiz de o anlamda diyor ki bize 28 tane ambulans şoförü lazım. 28 tane ambulans şoföründe arada özellikleri ilan ediyor. Bursa'da müracaatları Bursa alıyor. Ve ona göre onları hizmet alıyor değil mi? Tabii. Yani KPSS olmadığı için. Bunlar KPSS yani hizmet alımı bunlar. Bu şekilde toplam olarak 2015'te biz yaklaşık 26 bin. Bunun 14.500'ü memur statüsüyle 11 bin küsürü de hizmet alımıyla almış olacağız. Bu sayının içinde hekimler yok. Ne kadar mezun gelirse, ne kadar hekim geliyorsa hekimlerin tamamını da ilave olarak alıyoruz. Onlar çünkü hekim ihtiyacımız açıkta kalma durumu olmuyor doktorlar açısından. Bu iyi oldu. Yani çünkü çok yoğun bir şekilde bu konuda bize de tabii çok gençlerimiz bastı. Devlete girmek istiyor. Ciddi düzeyde mezun gençlerimiz var. Biz de istiyoruz onlara
ama neticede bir ihtiyaç, iki maliyenin veya hükümetin planlaması. Serbest bırakmasıyla ilgili bir konu. Bu biraz da bu atanamayan öğretmenler mevzu gibi ona benziyor bir tarafından. Peki 22 Mayıs'ta verdiğimiz sözü tutacağız. 9500 kişinin yaklaşık 5000'i hemşire olacak. Veya ebe. Alacağız hemşire ya da ebe. 9500 kişi alacağız ama. Tabii. 22 Mayıs'tan itibaren. Bir aile diş hekimliği konusu vardı. Bir aile hekimliği var. Bir de aile diş hekimliği. Diş tedavisi. Şimdi tabii az diş sağlığı çok önemli. Biz yine bizim dönemimizde aile diş hekimliğine çok önemli bir alan açtık. Ve şu anda biz ağız diş sağlığı merkezlerini çok ciddi düzeyde genişlettik. Dün ben Gaziantep'te ağız diş sağlığı merkezinin açılışını yaptık. Bir hafta önce Bursa'da yine yaptık. 170 civarında ağız diş sağlığı merkezini hizmete soktuk. Ve yaklaşık 9000 ünite çıktık. Yani 9000 ünitte ağız diş sağlığı hizmetleri veriyor ülke genelinde Sağlık Bakanlığı. Şimdi önümüzdeki dönemde bu yıl için 900 diş hekimi kadrosu aldık Maliye Bakanlığımızdan. Bu az önceki sayının dışında. Ve biz artık aile sağlığı merkezlerimizde aile hekimlerimizin hizmet sunduğu mekanlarda önümüzdeki dönemde aile diş hekimliği hizmetlerini de vermeye iyi planlıyoruz. Ve artık fiziki mekanları mesela 4 tane 5 tane aile hekimimizin olduğu yerde bir tane de aile diş hekimimiz olacak. Ve onların baktığı hastaların, hizmet verdiği hastaların ağız diş sağlığına da o diş hekimlerimiz yani bakacak. Ben dişim ağrıyor. Ona mı gideceğim? Bu yalnız diş ağrısı değil. Özellikle biz aile hekimlerinin koruyucu hizmeti 3 yaşından itibaren çocuklarımızın veya doğuştan diş çıkarmaya başladığı andan itibaren işte 6. 7. ayda başlıyor veya 1. yaş itibariyle ve 18 yaşına kadar sağlıklı bir diş gelişimi ve ağız diş sağlığını takip eden senede 2 defa aile diş hekimine gittiği diş temizliğine dikkat eden, bu kültürü yerleştiren, dişlerinin gelişmesinde olumsuzluk varsa hekiminden danışmanlık alan veya destek alan bir yapıyı önümüzdeki süreçte planlıyoruz. Bu yıl ilk adımları atacağız ama önümüzdeki 5 yıllık periyotta hem fiziki mekanlarda onlara ünit hem de diş hekimi sayımızı aile hekimlerimiz gibi bir projeksiyonla peki bu, geliştireceğiz. Diş hekimliği. Burada mesela protez, tedavi bu şekilde de tedaviler ağız diş sağlığı merkezde. Bunlar daha çok koruyucu diş hekimliği hizmeti anladım, verecek. Öyle. Peki bu ağız sağlığı ve diş sağlığı merkezleri buralarda da bir takım ciddi sorunlar yok mu? Yani bir insanın dişiyle ilgili bir problemi var. Oraya işte köprü yapılacak ya da implant yapılacak falan. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra randevu alabiliyor. Şimdi şöyle, birinci ana gövdede sorun yok. Yani rutin diş hekimliğinde dolgu yapılacak, temizlik yapılacak, çekim yapılacak. Bütün bunlarda bir sorunumuz yok. Ciddi düzeyde o ünitlerde o hizmetleri veriyoruz. Ama uzman gerektiren alanlarda çok sınırlı diş, mesela ortodonti, pedodonti, periodontoloji, bu uzman gerektiren, çene cerrahisi gerektiren alanlarda implant şimdi. Cerrahi müdahale gerektiriyor ve senin uzman sayın sınırlı. Şimdi uzman sayısı sınırlı olan alanlarda tabii ki takvim
veya randevu sistemine geçmek zorundayız. Orada biraz özel sektöre yöneliyor insanlar. Yok, özelde de bu sıkıntı vardır. Öyle yani mi? Özel. Çünkü Türkiye'nin diş anlamında, diş uzmanı anlamında ilk defa yanılmıyorsam 3 veya 4 yıl önce uzmanlık yasasını çıkardık diş hekimliğinde. Ve dolayısıyla diş hekimi uzmanlığı alanlarında uzmanlık diplomasıyla önümüzdeki dönemde gelecek. Daha önce işte üniversite hastanelerimizde, diş hekimliği fakültelerimizde yetişenler bu şekilde bazen özelde, kısmen bizde hizmet veriyorlar ama sayımız çok sınırlı. Evet, yani diğer alandaki hekim sorunu burada da diş burada hekimi da, uzman anlamında diş hekimliğinde ciddi bir uzman kontenjanları. Tabii. Ciddi uzman açığımız var. Yani kontenjan üniversitelerde arttı mı burada arttı, da diş hekimliği? Arttı. Arttı. Ama önümüzdeki 4-5 yıl bütün bu talebi çok kolay karşılayabilmemiz çok mümkün değil. Evet, peki. Biraz siyaset konuşalım. Olur. Kalan vaktimizde. Şimdi dün Adana ve Mersin'e önceki gün bombalı saldırılar oldu. HDP binalarına yönelik olarak. Bu konuda AK Parti'yi, iktidar partisini suçlayan beyanlar da geliyor. Kimden geliyor? Mesela ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu bunun arkasında iktidar vardır diye bir açıklama yaptı. Ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii ki bu tür tuzakları kınıyoruz. Hangi siyasi partiye, hangi gruba, hangi vatandaşa? Bir defa bu insanlık dışı bir hadisedir ve HDP'ye de geçmiş olsun diyorum. Yani masum insanları, çalışan insanları tuzaklarla, işte saksı içindeki bombalarla tehdit etmek, katliam gibi bir neticelere varacak tuzakları kınıyorum. Bunun seçim atmosferinde oluyor olmasının arka planı mutlaka vardır. Seçimler bu arka gözetilerek yapılmış bir şey. Bu arka planı mutlaka hükümetimiz, istihbarat, emniyet çözecektir. Bu bir tarafa. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin cümlesini de esasında bu katliamın yapanların yanlışlığı kadar yanlış bir cümle buluyorum. Bir defa iktidar, en çok iktidar bu ülkede huzuru ve güveni ister. Hele hele AK Parti. Ya bu ülkede huzur ve güven birinci önceliğimiz bizim. Güneydoğu meselesinde huzuru ve güveni sağlamak için dünya kadar riskleri alan bir iktidarın mensuplarıyız. Biz kanın, gözyaşımının şeyin bitmesiyle ilgili en cesur adımları atan bir. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımız yani siyasi hayatıma mal olsa dahi çözüm sürecinde ben gövdemi koydum diye bir anlayış. Seçim atmosferinde bu olay, hani rahmetli Mahir Kaynağ'ın bir cümlesi vardı. Bu olay kime yarar diye bakmak lazım. İktidara yarar tarafı olabilir mi? İktidar kendi kendine riske sokacak, belirsizliğe vesile olacak bir hadisenin içinde olabilmesini iddia etmek gibi bir aziyetin içine bir ana muhalefet partisinin genel başkanı düşmüş olmasını herhalde en hafif cümlesi yarayabilir bu aziyesi. Zaman? Ya mutlaka arka planı vardır. Bir defa Türkiye'de kargaşa isteyenler. İki, iktidara karşı olduğu belli. Yani iktidar ne kadar kargaşa varsa, ne kadar bulanıklık varsa bu iktidarın aleyhinedir. İktidarın aleyhine olmasını isteyen bir sürü odak var. Bu odaklardan biridir. Ama şudur demek şu anda benim bilgim dahilinde değil. Peki. Ama bugün bir yanılmıyorsam Mersin valisi bir açıklama yaptı. Evet. Oldu. Evet. Sanki bir iz yakalandı. Evet. Gerçekten ne çıkacak arkasından merak ediyoruz. Şimdi bu Doğan Yayın grubuyla ilgili olarak birkaç gündür bir siyasi polemik konusu gelişti. Mısır'daki idam kararları
eski Cumhurbaşkanı Mursi ile ilgili ve o pek çok ihvan mensubuyla ilgili olarak bunun üzerine Hürriyet gazetesinin internet sitesi işte %52 ile seçilen Cumhurbaşkanına idam kararı diye bir başlık attı. Burada işte yine %52 ile seçilen Sayın Erdoğan çağrışımı yapılıyor diye bir tepki geldi. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı arka arkaya. Bugün de bu gazete bir başyazıyla bunlara cevap verdi. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani şimdi bir defa herkes dürüst ve mert olmalı. Hele hele millet adına kamuoyu oluşturanlar veya millet adına sorumluluk üstlenenler. Şimdi medya millet adına kamuoyu oluşturuyor veya insanlar adına. Kamuoyu oluşturucular bir, meslek etiği ve meslek deontolojisi, iki, insanlığa karşı sorumlulukları var. Buna siyasetçiler de dahil. Şimdi bir defa Mursi demokratik yollarla seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanı. Ve onu darbeyle indirdiler. Darbeyle indirenlere bir defa medeniyim diyen herkes tavır koymalı. Demokratım diyen herkes tavır koymalı. Buna Avrupa Birliği dahil, Avrupa ülkeleri dahil, Birleşmiş Milletler dahil, Amerika Birleşik Devletleri dahil. Bunlar hep medeniyetten bahsediyorlar, insan haklarından bahsediyorlar, demokrasiden bahsediyorlar. Ama demokrasiyle gelen birine darbe yapılıyor, darbe yapanın arkasında duruyorlar. Buna bizim ne yazık ki bir grup medyamızda, bir grup siyasilerin, buna anamora, FET Partisi'nin üst yönetimi de oraya ekipler gönderdi. Şimdi bu ülke darbelerin bedelini ödemiş bir ülke. 1960 darbesi, milli iradenin temsilcileri idam edildi. Rahmetli Menderes, Polatkan, Zorlu. Esasında idam edilen onlar değildi. Onların şahsında demokrasi idam ediliyordu. Milli irade idam ediliyordu. Milletin hayalleri, umutları idam ediliyordu. Buna seyirci kalan bir anlayış ne yazık ki Mısır'daki darbeye de seyirci kaldı. Türkiye'deki bu seyirciler, ülke içindeki bu darbelere seyirci kalanlar oradakine de seyirci kaldı veya destek verdiler. Evet. Buna ne yazık ki Doğan Medya Grubu da dahil. Şimdi o başlıkla Türkiye'de demokratik yollarla, milli iradeyle, seçimle gelen bir cumhurbaşkanını ima edecek bir mesajı manşetten vermek, yani hangi meslek etiğine uyar? Hangi özgürlüğe, hangi demokrasiye, hangi hukuk devletinin anlayışına uyar? Ne yazık ki iki yüzlü bir yapı var. Batı'da da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var, Birleşmiş Milletler'de de var. Ne yazık ki bizim bir grup medyamızda da var. İşimize geldiği zaman darbeler cazip oluyor. İşimize geldiği zaman darbelere alkış tutuyoruz. İşimize geldiği zaman bu tür müdahaleleri neredeyse işte 28 Şubat'ta bu ülke yaşamadı mı? Medya o gün bizim bütün hukuk sistemimizi, yargıçlarımızı bir salona toplayıp da briefinglerde ayakta alkışlatmadılar mı? Evet. Buna üniversitelerimiz alet olmadı mı? Medyamız alet olmadı mı? Çok eski değil, yeni. Bana en ağır gelen 411 milletvekili başörtüsüyle ilgili bir karar çıkarttı. Anayasa değişikliği, o Doğan grubunun medyası 411 milletvekili kaosa el kaldırdı dedi. Şimdi kaos, milletin iradesi nasıl kaosa el kalkmış bu oluyor? Bu geçmişten gelen yani, bu sicil, kabarık bir sicil olunca maalesef, bunun getirdiği bir güvensizlik. Türkiye bütün bunları aşacak. Bu millet bütün bunları aşacak. Milletin hak ve hukukunu koruyan bir anlayışı, milletin önüne geçerim ve ben istediğimi yaptırtırım, istediğim gibi yönlendiririm. Elimde de medya var, medyada dokunulmazlığı var, özgürlüğü var diyerek bu ülkenin milli iradesine müdahale etmeye hiç kimsenin hakkı
yok ve bunu da başaramayacaklar. Bir siyasi rant elde etmek için mi kullanılıyor? Tabii böyle canım, yani bunu her şey açısından, yani partiniz açısından, Sayın Başbakan açısından, Sayın Cumhurbaşkanı buradan bir siyasi rant elde edip biraz daha oy devşiririm AK Parti düşüncesiyle mi tepki gösteriliyor? AK Parti da var, evet. Hürriyet'in başlığından evet. Medet umacak kadar hiç alçalmadı. Hayır hayır, tersten, yani oraya vurarak oy devşirir miyim diye. Hayır hayır, diyorum işte. AK Parti Hürriyet'in manşetlerinden oy devşirecek bir anlayışı bekleyecek kadar hiç küçülmedi. Peki. Bizim önümüzde 78 milyon insanımız var. 57 milyon 500 bin seçmenimiz var. Onlara her halükarda bakış açımızı da, ufkumuzu da, vizyonumuzu da anlatıyoruz. Onlar ne derse desin, bunların manşetleriyle gelmedik, manşetleriyle de gitmeyiz. Evet, milletle evet. Geldik, milletle beraber yürüyoruz. Millet bizi baş tacı ediyor, biz de milletimizi baş tacı ediyoruz. Bu yolculuk milletle beraber devam edecek. Biterse de milletle beraber biter. Peki. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz? 7 Haziran'da HDP'nin seçim barajını aşması halinde AK Parti'nin tek başına iktidarı koruyamayacağına dair çok yorum da dinliyoruz. Vallahi, çok eski bir siyasetçisiniz. Ben 2002'den beri çok yorumlar dinledim. Hep yorumlar bu ülkenin karanlık senaryosunu çizenler tarafından öyle umut ediyorlar. Neticede seçim akşamına kadar o umutları devam ediyor. Seçim akşamı milletten bir tokat yiyorlar. Bir türlü ders almıyorlar. Ya biraz reel olmalılar. Biraz vatandaşın duruşunu nefis gözüyle değil, vicdan gözüyle görmelerini isterim. Bugün sokak ne olduğunu söylüyor. AK Parti birinci parti. AK Parti iktidarını devam ettirecek bir parti. Vatandaşının yarınlara taşıma derdi olan, ha vatandaşımızın takdiri, ya bizi 2002'den beri hep sahiplenen bir milletimiz var. Milletimizin sağduyusu, milletimizin feraseti, milletimiz bu anlamda kendisini ispatlamış. Ve biz de bu yolculukta 12-13 yıldır hep milletle beraber. Oylar düştü ama efendim? Sanki bir oylar 2011'e kimse... göre... Seçim bu, bakın 2009'da da düşmüştü. Dönem dönem bazen toplumsal psikolojiler, bazen ekonomi, bazen bizim kendimizi iyi anlatmaktaki sorunlarımız. Bakın biz çok büyük değişimleri kendi içinde geçirmiş bir siyasi partiyiz. Hiçbir siyasi parti bunu başaramazdı. Biz geçen sene büyük bir fırtınayı 30 Mart'ta atladık. 17 Aralık, 25 Aralık olayları bu millete AK Parti üzerinden kurulan bir tuzaktı. Ve herkes iftirayla, dedikoduyla, tuzaklarla, hukuk darbeleriyle bu parti vasıtasıyla da milli iradenin canını okumaya çalıştılar. Başaramadılar. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi. Çatı adayı dediler, 14 parti bizi destekliyor dediler, bilmem ne dediler. Dediler o. Ne oldu? İlk turda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan %52 ile Cumhurbaşkanı oldu. Ama AK Parti kendi içinde 3. dönem milletvekillerimizi, 3. dönemi dolanları dedik ki 4. dönem AK Parti'de yok, siz kıyıda duracaksınız. Cumhurbaşkanımız... Genel Başkanımız var, Cumhurbaşkanı seçildi, partiden ayrıldı. Hiçbir siyasi partide, siyasi tarihte görülmeyecek şekilde bir genel başkan seçtik. Sayın Başbakanımızı, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. CHP bunu başarabilir miydi? MHP bunu başarabilir miydi? Bu millete en ufak bir sıkıntı yaşattık mı? Onlar dünya kadar senaryo. AK Parti'de 5 tane genel başkan adayı var. Üçüncü dönemler şöyle kulis yapıyorlar. Sayın Abdullah Gül, o eski Cumhurbaşkanımız, 11. Cumhurbaşkanımız şöyle şöyle yapacak. AK Parti dağılacak, AK Parti bölünecek. Üçüncü dönem olanlar şöyle gruplar kuracak.
Ya bunlar hep bu milletin iyiliğini Peki. istemeyen ve milletle ilgili güzel rüya görmeyenlerin senaryolar. Sayın Cumhurbaşkanı da mitingler yapıyor, açılış törenleri yapıyor. Muhalefet de tarafsız, anayasaya göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı tarafsızlığını yitirdi bu tutumuyla diye eleştiriyor. Ne dersiniz? Bir defa Cumhurbaşkanı milletten yana taraftır. Milletten yana taraftır ve taraf olması gerekir. Niye? Cumhur'un başkanı. Evet. Kimden yana taraf olacak? Cumhur'dan yana taraf olacak. Bir defa Cumhurbaşkanı'nın Cumhur'dan yana taraf olması onun mecburiyetidir, onun görevidir, onun sorumluluğudur. Cumhur'dan yana taraf olması o işte milli irade adına, milletin geleceği adına bir defa siyasi partilerden daha büyük sorumluluğu vardır. Yani AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi bir kitleye karşı sorumluluğunu ön planda tutabilir. Ama Cumhurbaşkanı 78 milyona karşı sorumluluğu vardır. Ve o sorumluluğunu millet adına, milli irade adına, Cumhur adına en dinamik şekilde kullanmak zorunda. Bir de bu Cumhurbaşkanımızın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ayrı sorumluluğu var. Milletin oyuyla seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oyuyla seçilmedi. 18 yaşından 108 yaşına kadar hangi yaşta? Her yaşta her vicdanın oyunu aldı. Evet. Ve bu oyun ona getirdiği bir sorumluluk vardır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızı işte nasıl tarafsız olacak? Peki. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yüzde kaç? Şimdi oran vermek çok doğru değil. Yani neticede bu milletin vicdanıdır, milletin takdiridir. Bir de seçimdir bu. Yani Sayın Demirel'in bir cümlesi vardı siyaset yapar. Ya siyasette 24 saat uzun bir süredir. Önümüzde daha 18 gün var. Her geçen gün vatandaşımıza, bütün teşkilatlarımızda ki AK Parti bu anlamda yine çok güçlü bir yapısı var. Kadın kolları, gençlik kolları, eskisi yenisi bütün milletvekili adayları, aday olanlar, olamayanlar, aday adaylar hepimiz arazideyiz. Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili bütün vatandaşlarımızın elini sıkıyoruz. Kapısını çalıyoruz. Bursa'nın geleceği diyoruz. Türkiye'nin geleceği diyoruz. Evet. Gençlerimizin geleceği diyoruz. Ben şimdi vatandaşımıza şu oran dersem onun önünü kesmeye hakkım yok ki. Belki daha çoğunu verecek. Peki. Dolayısıyla ama güçlü bir iktidar sürecini inşallah 8 Haziran sabahından itibaren yine devam ettireceğimize inanıyorum. Bursa'dan yayın yapıyoruz. Bursa'ya ne vaat ediyorsunuz? Şimdi bize kızmasınlar. Şehrimize geldiniz, hiç Bursa'yı konuşmadınız evet, diye. Yani Bursa, bir defa Bursa esas itibariyle birçok dinamiğini çok iyi noktaya getirmiş bir ilimiz. Yani otomotiv sanayinde, tekstil sanayinde, sanayinin diğer alanlarında, tarımda, tarımın bütün alanlarında, hayvancılıkta, yani sebzesinden, meyvesinden, tarımın bütün ürünlerinden müthiş bir zenginliği var. Kültür, tarih, turizm bütün her alanda var. Şimdi bunu bir basamak daha yukarı çıkartmak. Özellikle sanayi alanına geldiğimizde ben artık katma değeri yüksek bir sanayi teknolojiye geçmesini, Bursa'nın da öncülük etmesini. Yani yüksek teknoloji ürünlerine inşallah Bursa önemli önümüzdeki dönemde girecek. Ve bu anlamda da ben özellikle Bursa Sanayi ve Ticaret Odamızda, Ticaret ve Sanayi Odamızdaki şeyleri artık tıp endüstrisinde, sağlık endüstrisinde Bursa'nın alanların içine girmesi lazım. Bu diğer otomotivde de inşallah yerli otomotiv otomobilde Bursa yine kendi üzerine düşen öncü rolü. Var mı o konuda? Tabii. Talepler. Çalışmalar var. Geçtiğimiz hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız buradaydı. Bu yani yerli otomobilin ana ayaklarından biri Bursa olacak. Yine tarımda dinamiklerini daha iyi noktaya taşıyacak. Turizm,
Bursa için önemli ve özellikle sağlık turizmi. Ve tarihi geçmişinden getirdiği bir termal turizmi var. Bursa'nın diğer alanları öne geçtiği için biraz ihmal edilmiş son 50 yılda. Şimdi inşallah termal turizm ve termal sağlık turizmini ve şehir hastanesini, Çekirge Devlet Hastanesini ve diğer hastanelerimizi tamamladığımızda sağlık turizminde de Bursa'yı sağlık turizmi merkezi haline getireceğiz. Tabii Bursa sporda da önemli dinamikleri var. Bayan voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediye'mizin. Futbolda da futbolda yine iddialı ve oldukça başarılı. Yeni stat yapılıyor. Yeni stat bitiyor önümüzdeki 2-3 ay, önümüzdeki sezon inşallah orada oynayacak. Geçtiğimiz cumartesi günü kongresini yaptı Bursa Spor Kulübü. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. İnşallah kendi içinde bütüncül Bursa'nın spor dinamiklerini ve futbol dinamiklerini Avrupa'da da iddialı olacak bir noktaya inşallah taşıyacak. Biz de bu anlamda her alanda daha iyisinin olabilmesi ile ilgili katkı sağlayacağız. Bir de şunu, çatışma kültürüyle değil, uzlaşma ve ortak akıl kültürüyle diğer siyasi partilerimizle de beraber inşallah Bursa'nın siyasi geleceğinin de Ankara'daki gücünün de çok daha güçlü olmasına el birliğiyle katkı sağlayacağız. Sayın Başbakan bir yerde gidip MHP seçim ofisini ziyaret etmişti. Siz de burada ben CHP'nin, bakın, MHP'nin, muhtemelen çok nadirdir. Ben Bursa'ya geldiğimin ilk günü il başkanlığımıza, AK Parti il başkanlığına ziyaret ettim. Sonra CHP il başkanlığına gittim. Sonra da MHP il başkanlığına gittim. Ve yani neticede biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin iyiliğini, güzelliğini, daha iyisini, daha güzelini dert edinmişiz. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Bakış açılarımız farklı olabilir. Ama neticede bu bayrağın daha güçlü dalgalanmasını, yani milletin de geleceğe daha çok umutla ve güvenle bakmasını istiyoruz. Dolayısıyla ortak akıl, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi dinamiklerimizle, medyamızla ortak aklı. Bursa yarın daha iyi noktada olmalı. Bursa'yı biz tarihi geleceğe daha güçlü taşıyabilmeliyiz. Bu anlamda da biz AK Parti olarak karınca kararınca pozitif katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Evet, siyaset de zaten düşmanlık duygularıyla değil, evet, rekabet duygusuyla, düşüncesiyle yapılmalı. Bu o düşmanlık duyguların çok ağır bedellerini bu ülke ödedi. Evet. Yani az önce de söyledim. Muhalefetimiz daha pozitif olsaydı Türkiye %20-30 daha iyi olurdu. Muhalefet de toplumun gözünde %50 daha saygın ve güçlü olurdu. Peki. Bizim önümüzde bugün daha güçlü rakip olurlardı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için. Evet. Ben bu saatte ne denir? Sağlıklı geceler diliyorum, sağlıklı yarınlar diliyorum, sağlıklı gelecekler diliyorum. Ümit ederim izleyicilerimiz için faydalı bir görüşme olmuştur. İfadelerimizde sürcülisan ettiysek affola. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Siyasi hayatınızda ve seçim sürecinde. Ülke kazansın, milletimiz kazansın. Evet, çok sağ olun. Evet, İskele Sancak özel yayınını bu hafta Bursa'dan yaptık. Sayın Mehmet Mezinoğlu, Sağlık Bakanı konuğumuz oldu. Cuma günü İskele Sancak yine kendi saatinde karşınızda olacak. Seçim sürecine kadar salı günleri de bu programı yapmaya devam edeceğiz ve seçimlerin nabzını tutmaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Cuma'ya tekrar görüşmek ümidiyle iyi geceler, hoşça kalın.